Neler yaşandığına bir bakalım. Piknik alanlarının, sahillerin tıklım tıklım olduğunu söyledik. Belgrad Ormanı'nın girişinde ise araç kuyruğu oluştu. Denizi özleyenler de plajlara akın etti. Plajlar, mesire yerleri, sahiller kısıtlamasız hafta sonunda doldu taştı. İstanbulluların tercih ettiği adreslerden biri Belgrad Ormanı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren orman yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Tam 9 hafta aradan sonra hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı ve havaların da sıcak olmasıyla birlikte İstanbulluların akın ettiği adreslerden biri de Belgrad Ormanı bulunduğumuz bu nokta. Belgrad Ormanı'nın girişine yaklaşık 2 kilometre mesafede ve burada yoğun bir araç kuyruğu oluşmuş durumda. Sosyal mesafe kurallarına uyularak masalar, salıncaklar kuruldu, mangallar, semaverler yakıldı. 3 aydır bugünü bekliyorduk. Harika bir özgürlük. Adana kebabı yapmaya çalışacağız. İşte bu da onun salatası oluyor, sumaklı salatası. Haftalar sonra vatandaşlar ormanlarla, sahillerle ve koşu parkurlarıyla buluşmaya başladılar. Bulunduğumuz bu noktada Belgrad Ormanı ve özellikle de vatandaşlar sosyal mesafenin korunması için büyük bir titizlik gösteriyor desek yanlış olmayacak ki o ailelerden biri de Tekir ailesi. Onlar da yakınlarıyla, komşularıyla birlikte buraya gelmişler ama sosyal mesafeyi korumak adına onlar ayrı masada, yakınları ise ayrı bir masada oturuyor. Özlemiş miyiz ormanı? Ne diyorsunuz yani, kokusu, havası, her şeyi mis gibi yani. Cumhurbaşkanımızın şeyi de, kararı da kesinlikle çok doğru oldu. Çok bunu almıştık. Bu yüzden çok teşekkür ederiz yani. İstanbullular 2,5 aydır ilk kısıtlamasız hafta sonunda mesire yerlerini doldurdu. Bir taraftan güzel bir deniz manzarası, bir taraftan da güzel bir hava. İşte İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda sahillere geldiler ve bir taraftan da piknik yapıyorlar. Hem güzel havanın hem de deniz manzarasının keyfini çıkarıyorlar. Yanınızda da bir şeyler getirmişsiniz. Evet. Termosunuz var, buzluğunuz var. Ne var içinde buzluğun? Bu şeylerimiz kendi yaptığımız limonatamız. İşte yani kayısımız, karpuzumuz. Karpuz vazgeçilmez değil mi efendim? Evet. Soğuk karpuzun vazgeçilmez. Evet. Böyle ufak tefek 2 saati burada değerlendirmek için yaptığımız güzel, sizlere de inşallah ikram ederiz. Sağ olun efendim. Haberden sonra bu teklifi bir değerlendirelim. Yani de vallahi sevindik. Sizleri gördüğümüzü de sevindik. Seyrediyoruz, dinliyoruz. Sabah kahvaltısı galiba. Evet, aynen. Havayı güzel gördünüz. Çıktınız mı hemen? Valla onu değerlendirelim dedik. İlk defa çıkıyoruz dışarıya. Güzel bir manzara. Onun için insanlarla mesafeli bir şekilde ayrıca kahvaltımızı yapmaya çalışıyoruz. Deniz sezonu başladı. Sadece plajlar değil, sahiller de doldu. Sarayburnu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren Sarayburnu Fatihleri de 2,5 ay sonra denizle buluştu. Uzun sahil şeridi boyunca yürüyüş yapanlar da az değildi. Olta balıkçıları da Galata Köprüsü'nde ve sahillerde yerlerini aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşmeyi konuştuğumuz bu süreçte artık kısıtlama ortadan kalktı. Böyle olunca da vatandaşlarımız sahillere akın ettiler. Oltasını alan balıkçılar da hem güzel havanın hem de balıkların tadını çıkartmaya devam ediyor. Özgürlüğümüze kavuşacağız inşallah. Az kaldı. İstanbullular kısıtlamasız hafta sonunun tadını çıkardı. Ancak istenmeyen görüntüler de oluştu. Caddebostan sahiline akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı. Bu durum Caddebostan sahiline spor yapmak için gelenlerin tepkisine neden oldu.